Hikmet Genç, CHP herkesi sevgi pıtırcığı yapacak. Eskiden olsaydı, suyunuz akacak, yolunuz yapılacak, çöpünüz toplanacak vesaire. En önemli vaatlerden sayılırdı. CHP belediyeciliğinden aklımızda kalanlar. Ama AK Parti ile birlikte artık çıta çok yukarıda. Çöpünüzü toplayacağız, suyunuz akacak falan dersen adamı döverler. Ha istisnai durumlar var tabi. Mesela İzmir'de deniz kötü kokmayacak, arseniksiz su içileceğiz gibi şeyler önemli vaatlerden sayılır. CHP'nin seçim bildirgesindeki birinci vaat şu. Hoşgörülü ve halka saygılı kentler. E ne kadar güzel. Belediye hizmetleriyle kentleri hem hoşgörülü hem saygılı yapacaklar. Yani mesela başka bir şehre gittiğinizde kimse size neden geldi lan demeyecek. CHP bildirgesindeki son maddede de şu 12. madde. Mutlu şehirler. İşte budur. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirler hem hoşgörülü saygılı hem de mutlu olacak. Hepimiz sevgi pıtırcığı olacağız. CHP'nin seçim sloganları da bu yönde hazırlanmış zaten. Derman belediyeciliği ve Mart'ın sonu bahar. Derman belediyeciliği herkesin derdine derman bulunacak, herkes mutlu olacak. Mart'ın sonu bahar. Bahar gelecek, kelebekler uçuşacak, yüreğimiz hop hop edecek ve bolca kiraz. Pardon, o 24 Haziran'daydı. Bu arada bazı CHP adayları kendi vaatlerini açıklıyor. Mesela İmamoğlu öğrencilerde karşılıksız burs vereceğini söylüyor. Lakin vaat ettiği burslar 2008'e kadar AK Parti tarafından veriliyordu. CHP meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM de belediyelerin öğrencilere verilen burslarını durdurdu. Biz boşuna Ekrem sen yenisin galiba demiyoruz. CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş da özel bir vaatte bulundu. İP ve HDP'nin de adayı. Ayrımcılığı ortadan kaldıracakmış. Beyoğlu'nda LGBTI meclisleri kuracakmış. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu ve LGBT'liler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. LGBT'lilerin meclisi olacak diyor Alper Taş. Sevgi Pıtırcı, Mutlu Kelebek, Bahar, Çiçek, Gökkuşağı, LGBT meclisleri vesaire. CHP'nin mutlu şehirler belediyeciliği bu herhalde. Herkesi kucaklayacaklar. Hadi sıkıyorsa mutlu ol şimdi. Hikmet Genç, akşam.